Anna? Sessiz ol. Ben Sermet. Delirdin mi sen? Korkudan ölecektim. Bağım yazın diye ağzını kapattım. Korkma. Sakin ol. Çok şükür bizi görmediler. Sakin ol. Biraz bekleyelim, sonra uzaklaşacağız buradan. Öldürürme birisi! Geberin hainler! Hayır, aksi! Nikola! Baba. Hepiniz geberin! Ne yaptın sen? Hainler! Kocama! Anne! Tamam. Bize ne onlardan? Canımızı kurtardığımıza şükredelim. Ama onlar bir... Şşş! Sessiz ol. Buradan uzaklaşmamız lazım. Gel benimle. Yavaş, canımı yakıyorsun. Peşimden ayrılma. Özür dilerim. Senin suçun değildi. Sana yardım etmeyi kendileri seçti.
Bugün olsa yine aynı şeyi yaparlardı. Anna. Onları gömmemiz lazım. Gel. Tutun bana. Yaslan. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Hadi yaslan. İyi misin? Oğlum, ne oldu sana böyle? Öyle zamanlar olur ki kendinizi hiç olmamanız gereken ıssız bir sokakta buluverirsiniz. Hiç lüzumu yokken kabuk tutmuş yaraları kanatmak için yüreğinizin sizi sürüklediği bir yere ilerler adımlarınız. Ve anlarsınız ki aslında sokak ıssız değildir. Hiçbir sokak sevdiğinizden ayrıyken gezdiğiniz sokaklar kadar ıssız olmamıştır. Gülseren, nasılsın? Şükür. İyiyim. Hep bilmek istedim. Beni sever miydin? Evet. Severdim. Niye söylemedin? Beni niye istetmedin? Cesaret edemedim. Bilmezdim ki beni sever misin, sevmez misin? Sonra bir gün baktım, mahallede düğün var. Biri gelin gitmekte. O gelin sendin. İçim acıdı. Çok acıdı Gülseren. Ben de bir tek şey yapabildim. Kaçtın. Mahalleyi terk ettin. Emin. Bir şey yok. Korkmayın. Hırpalamışlar biraz. Gel oğlum içeri. Siz içeri alın. Ben bir hekim bulup geleyim. Lüzum yok. Oğluma yardım etmişsiniz. Allah razı olsun.
Biz bundan sonrasını hallederiz kendimiz. Hayırlı geceler, gel oğlum. Ben de obruca dağını işleten bir adamın oğluyum, delikanlı. Yıllar önce ayrıldım onlardan. Osmanlı'ya devşirme geldim. Ve şimdi döndünüz. Yok, dönmedim. Buralara ait değilim artık ben. Sefer bitince İstanbul'a dönmedim, bu tarafa geldim. 17 yıldır görmüyorum ailemi. Dünya gözüyle son bir defa görmek istiyorum onları. Beni onların yanına mı götüreceksiniz? Seni... babamın çok yakın bir dostu olan Alex'in yanına bırakacağım. Bizim ana çok yakın bir köyde demircilik yapar. Yapardı. Hala yaşıyorsa. Neyse, hadi bakalım yemeğini ye. Yolumuz uzun. Beni döven adam. Annene bir hediye göndereceğim dedi. Bu ilk ikazım. Bir dahaki böyle olmaz dedi. Öyle bir adam seni nereden tanır anne? Adımı mı söyledi sana? Ne dedi? Adını söylemedi. Annene selam söyle dedi. Ben tanımıyorum öyle birini. Seni biriyle karıştırdı herhalde. Başka biri zannetti. Öyle ya. Belki de başka biri zannetti. Sen yine de bundan sonra tetikte ol oğlum. Kolla kendini. İçime bir korku düştü şimdi. Anne. Bu beni eve getiren adam var ya. Sarayın baş aşçısı Emin Usta. Bugün ona iş istemeye gitmiştim. Bana göre iş yokmuş. Allah affetsin, içimden de biraz kızdım adama. Koca mutfak, bana bir iş verse ne olurdu dedim. Allah'ın işine bak ki sokakta yine o bulup getirdi beni. Bundan sonra ne yapacaksın? Artık burada duramam. Beni burada bağlayan hiçbir şey yok. Abinden başka kimsen de kalmadı. Anna. Seni bir başına bırakacak değilim. Eğer İstanbul'a hala gelmek istiyorsan seni götürürüm. İstiyorum. Yalnız gitmeden önce yapmam gereken son bir şey daha var. Burada bekle beni. Nereye gidiyorsun? Geleceğim, bekle. Ne kadarlık yolumuz var? Dur bakalım Dildruba Hanım. Yola daha yeni çıktık. Gece kalmayacaktık o handa. Çok vakit kaybettik. Görmedin mi insanların başına gelenleri? Burası İstanbul'a benzemez. Sen dua et kervansaraya yakın baskın yer. Yoksa günlerce bu yolu yürümemiz gerekebilirdi. Yine bir kervan bulursak katılalım. Yani böyle bir başımıza. Gerek yok. Ben yanınızdayken hiç korkmayın. Biz yine de bir kervana katılalım. Sen nasıl istersen. Hadi çabuk çabuk. Tamamdır usta. Ha. Yok mu bir haber usta? Yok Recep Efendi, yok. Neyse, merak etme, yakında bulunur.
İnşallah. Şifahanelere baktınız mı usta? Sen ne kendini bilmez bir adam oldun ya. İşine baksana sen. Neresi dedin? Şifa. Hay Allah. Şifahane dedim. Sen ona bakma ustam. Doğru diyor. Çocuk haklı. Oralara bakılmadı. Başına bir şey geldiyse başka nereye götürürler Recep? Kerem doğru söylüyor. Ben hemen gidip oralara da bakacağım. Dükkan sana emanet ha? Hadi merak etme sen. Ben de gideyim ustam. İki koldan bakarız. Git hadi git. 40 yılda işe yarar bir şey söyledin. Git de faydan dokunsun. Ben de geleyim mi sen amca? Gel hadi gel. Gel. Eyvallah Recep. Hadi selametle. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Hadi kolay gele. Sen amca. Anne, yavrucuğum, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ne oldu kızım? Annem, babam öldü. Nikolay, Maria, nasıl oldu bu? Nasıl öldü peki? Koca Nikolay nasıl öldü? Çeteciler Alex amca. Zalimler. Hanı bastılar dün gece. Hem annemi, hem babamı öldürdüler. Ah iyi kalpli Maria. Ah, ah benim talihsiz kızım. Kocan da şimdi ne yaparsın tek başına? Handa kalmayacağım Alex amca. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a mı gideceksin? Evet İstanbul'a gideceğim. Abim orada. Borya. Bulamazsan ne yaparsın oralarda bir başına? Sen merak etme Alex amca. Onu bulacağım. Gel. Anne, otur kızım. Anahtarı bana ver. Boynundaki küçük anahtarı söylüyorum kızım. Hadi onu bana ver. Bu anahtar. Bu sandığın anahtarı. Baban yıllar önce bu sandığı getirdi bana. İçinde senin için bir şeyler olduğunu söyledi. Handa güvenli olmadığını, onlara bir şey olursa bunu sana vermemi söyledi. Anahtarını da sana kolye yaptı. Bu anahtarın nereye ait olduğunu öyle çok aramıştım ki. Bakalım ihtiyar Nikolay sana neler bırakmış. Abinin künyesi. Al kızım. Ne yazıyor? Bu Osmanlıca yazılmış. Ben bunu okuyamam. Okuyacak birini tanıyorum. Gidiyor musun yavrucuğum? Çok sağ ol Alex amca. Kendine dikkat et kızım. Çok dikkat et.
Ederim. Dikkat et ha, elini kesme. Tamam ustam. Yok mudur bir haber ustam? Aferin. Sağ ol ustam. Ustam, harem ağası Beşir ağa size vermemi istedi bunu. Kulağabıları daha kucuk kucuk kes ha. Tamam ustam. Ustalar, ağalar, dinleyin. Dinleyin hele. İspanyol elçileri sultanımızın misafiriymiş bu akşam. Bugün sultanımız efendimiz bizden özel bir sofra diler. Her günden daha özel ve ihtimamlı. Tebrizli. Buyur usta. Sen güzel bir kabak tatlısı yap. Hı? Yunus usta, sen de bir safranlı pilav yap. Baş üstüne. Selim usta. Gül şerbeti hazırla, bolca. Baş üstüne ustam. Nurullah, gel evladım. Çabuk ol ustam. Biz de terkibi çeşidiye yapacağız. Kasaba koş, kemiksiz kuzu eti ve yağlı kuzu kıyma hazırlasınlar. Hadi koş. Hemen ustam. Biraz daha koy bala. Ha? Ulan buraya, gel bakayım buraya. Geldim ustam. Hey, yardım et bana. Tamam ustam. Nereye gittin? Babamın bir dostuna. Onu görmem, gidiyorum demem gerekiyordu. Anne, hadi bir an önce yola çıkalım. Gece olmadan ne kadar yol alırsak o kadar iyi. Tamam dur, şuna bir baksana. Nedir bu? Bilmiyorum. Babam kendine bir şey olursa bana vermesi için Alex amcaya bırakmış. Babamın en yakın dostudur. Biz okuyamadık, ne yazdığını söyleyebilir misin? Bu Osmanlıca. Borya ile mi alakalı? Hı hı. Ne yazıyor? Yazıların bazıları silinmiş. Abini alan devşirme ağasının ismi yazıyor. Babam da gitmemi istiyordu. Onu arayacağımı biliyordu. Demek ki onu bulmanı istiyordu. Anne bak. Burada abinin götürüldüğü ocak da yazıyor. Hadi hazırlan. Hemen yola çıkalım o zaman. Ben yürüyecek miyim? Gel, hallederiz. İyi. Oğlumu kıstırmış dün akşam sokakta. Çok fena hırpalamış. Gelin gidelim. Size eşlik edeyim. Şikayet edelim bu adamı, böyle olmaz. Dağ başı değil ki burası. Durun Ragıp Efendi. Ben bir kağıt verdim borcuma karşılık. Evimi teminat gösterdi. Siz ne yaptınız Gülseren Hanım? Rahmetli beyim ölünce çok borcu kalmıştı. Oğlum sıkılmasın, başı eğik gezmesin istedim. Bu adamlara bulaştım. Şimdi şikayet etsem gidip anca oğlumu dövdü diye şikayet edebilirim. Ama o zaman da oğlu borç meselesini öğrenir. Bu yemeğin adı terkibi çeşidiye. Ama ben olsam bu yemeğe hayat derdim. Hayat mı? Hayat ya. Neden bilir misin? Çünkü bu yemek de hayat gibi karmakarışık. İçine kaç çeşit giriyor bak. Tatlısı, tuzlusu, ekşisi, acısı. Bir tencerede pişen hayatlarımız gibi. Her şeyden birazcık var. Acı da, tatlı da, özlem de. Vuslatta. Hepsi bir araya gelince lezzetli bir yemek oluyor yaşamak. Ve elbet bir gün tadı damağımızda kalıyor bu hayat yemeğinin. O damağımızdaki tatla göçüp gidiyoruz bir gün bu dünyadan evlat. Ne güzel anlattın ustam. Hakikaten insan ömrü de öyle yemek gibi çeşit çeşit lezzetleri var. Az kalsın unutuyorduk. Bir kaba da gül suyu ekle. İçinde nişasta erit.
Başka bir kapta da gül suyuyla ufacık misk. Hemen ustam. Hayat. Hayat eksik kalacaktı ustam. Eksik kalırdı ya. Gül suyuyla misk de sevdiklerimizdir çünkü. Sevdiklerimize yakıştırırız en güzel şeyleri. Ve sevdiklerimizin olmadığı bir hayat lezzetsizdir evladım. Eksikleri telafi etmek de elimizdedir ama. Murat. Buyur ustam. Çarşının arkasında Çinili hamam var ya. Ha. Onun karşı sokağında büyük bir konak var köşede. Ha. Orada Emin isminde bir genç var. De ki Emin ustam haber yolladı. İyileşince yanına bekliyor seni. Başlasın ustam. Gel. Biz biat almaya geldik. Şuradaki arkadaşa sor bir. Eyvallah. Bize at lazım. Zaten bir atınız var. Hem de güzel bir atınız var. Onu görmedim bile. Ben atların arasında doğmuşum. Onları kokusundan tanırım. Ya acelemiz var. Hemen bir at alıp gitmemiz gerekiyor. Daha fazla kaynarsa acı olur. Yeteri kadar rengi çıkmamış. Zaterle ıhlamur yaprağı. Bir taşım kaynasa tadını salar. Ama ıhlamuru tarçınla kaynatırsan tadı güzel olur. Zater ıhlamura yakışmaz. Sen kokularından atları tanırsın, ben otları tanırım. At, acelemiz var diyorum. Bize at satacak mısın, satmayacak mısın? Parası olan herkese satış yaparım ben. İyi bir at için ne istersin? 3 altına da atım var, 10 altına da. İyi bir ata ihtiyacımız var, yol gideceğiz. 8 altın veririm o kadar. İyi, gelin. Yürü. O kadar altın nereden buldun? Babamındı. Al bakalım. İstediğiniz birini seçin. Birini mi? Ben sana 8 altın verdim. Bana 8 altına sattığın en iyi atını vereceksin. Benim kötü atım yoktur. İstediğinizi alın. Dur, 8 altın. Tamam. Tam 8 altın verdim. Tamam anne. Hadi gidelim, geç kalıyoruz, hadi. Gel. Nikolay. Nikolay. Sen bekle burada. Alex amca. Beni nereden tanıyorsun? Hafızanı yok da biraz. Hani uzun yıllar önce küçük bir oğlan vardı. Dizine oturttuğun, nal çaktığın atlara bindirdiğin. Moria. Ah be Alex amca. Moria. Ah be Alex amca. Oğlum. Çok özlemişim seni. Yolumun üstü diye önce sana uğradım. Bir emanetim var yanımda. Kimsesizdir. Onu senden başkasına emanet edemem. Babası da demirciymiş. Sana yardımı da olur. Ona sahip çıkar mısın? Olur evlat. Oğlum! Ayakta durma. Geç otur şöyle. Demek henüz hana uğramadın. Şimdi gideceğim. Gayrı sabrım kalmadı. Ah be oğlum. Ah be evladım.
babacığın hep yollarını gözledi. Hiç umut kesmediler senden. Ben de hiçbir gün, hiçbir an unutmadım onları. Çok şükür kavuşacağım onlara Alex amca. Evladım, geç otur şöyle. Bilmen gereken şeyler var. Bir şey mi oldu? Nasıl söylenir ki böyle şeyde? Acı günde geldin be evladım. Şu kaderin ettiğine bak. Onca yıl sonra seni buraya getirmek için bugünü seçti. Ne oldu Alex amca? Yoksa? Çeteciler be oğlum. Basmışlar hani dün gece. Hiç haberimiz olmadı. Anne. Babam. Kaybettik. Anla. Yaşıyor evlat. Sabah buradaydı. Seni bulmak için İstanbul'a gideceğini söyledi. İstanbul'a mı gidecekti Alex amca? Şimdi nerededir peki? Han'a gitmiştir herhalde. Git de yetimine sahip çık evladım. Belki de Tanrı seni ona sahip çıkman için yolladı. Hadi. Hadi. Mehmet Bey, ne yapıyorsunuz? Düşüyordunuz. Kervansaray var demiştiniz. Ta öğleden önce. Varamadık hala. Öyle kalmış aklımda. Neredeyse gelmişizdir. Siz yolu bilmiyor olmayasınız. Bana itimat edin Dilruba Hanım. Nereye gittiğimi gayet iyi biliyorum. Akşam olmadan varsak iyi olur. Acele edelim. Anna! Anna!
sana. Ben de sana. Anne, baba. Bakın ben geldim. Oğlunuz Boğru'ya geldi. Bunca yılın hasretinin kederini omuzlarından atmak için geldi. Yüzünüzü tekrar güldürmek için geldi. Anne kokan odalarda uyumak, babasının gür sesiyle uyanmak için geldi. Oğlunuzun nasıl bir yiğit olduğunu görün diye, gururla ömür sürün diye geldi. Bir avuç kara toprak okşamaya gelmedi. Oğlunuz size geldi. Mutlu olun diye, mutlu ölün diye geldim. Ama geç kaldı. Rahat uyuyun. Anna'yı bulacağım, söz veriyorum. Anna'yı bulacağım, söz veriyorum. Güzel. Çok güzel. Hadi götürün. Bereketli olsun. Ustam. Ne yaptın oğlum? Dediğin gibi gittim söyledim ustam. Ne dedi? Sevinci ustam. Toparlanır toparlanmaz yanınıza gelecekmiş. Aferin. Güzel.
Oğlum. Nasıl oldun? Çok iyiyim anacığım. Bir hal var sende. Anacığım, hani dün beni getiren Emin Usta vardı ya. Bugün birini göndermiş eve. İyileşince yanıma uğrasın demiş. Bana iş verecek herhalde. Gidecek misin? Gideceğim tabii anacığım. İş ayağıma kadar gelmiş, ihmal eder miyim? Sen pek memnun olmadın galiba. Neden memnun olmayayım oğlum? Sadece şaşırdım. Dünden bugüne ne değişmişti Emin Usta seni işe almaya karar vermiş? Ya dur bakalım. Belki oraya almayacaktır. Belki başka bir yere gönderecektir. Neden çağırdığını bilmiyoruz ki. Hayırlısı olsun. Ben yemeği hazırlayayım. Akşama kadar yol alsak Yerli'ye kadar varırız. Oradan sonrasını da bilmiyorum artık, soracağız. Ne dediğimi duyuyor musun? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Onca hengameden sonra şimdi fark ettim ki evime dönüyorum. Bense evimi ardımda bırakıp gidiyorum. Hem de hiç bilmediğim bir yere. Yalnız değilsin ama. Hem boşuna terk etmiyorsun evini. Abini bulacaksın. Bunca acıya dayanmamın tek sebebi o zaten. Onu bulacağız Allah'ın izniyle. Umarım. Acele edelim biraz. Hava kararmadan Yerli'ye varalım. Ho. Hı-hı. Neredesin anne? Neredesin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir kahve içer misin ustam? Olur. Demek Dilruba kızımızdan bir iz bulamadınız ha? Yok. Ne kadar şifahane varsa baktık. Kayık kiralayıp karşıya da geçtik. Ne duyan var ne bilen. Eyvallah. Üzülme Veysan Usta. Demek ki kızımızın başına bir hal gelmemiş. Şifahane de bulsan daha mı iyi olacak? Ya ya. Ya tamam haklısın da. Beni korkutan daha kötüsü. Getirme böyle şeyler aklına. Kara haber tez yayılır. Onca adam çıkarmışlar saraydan. Bir şey olsa bulacaklardı elbet. Doğru doğru. Durmasak, devam etsek. Hava kararmadan başımızı sokacak bir yer bulalım. Devam edemeyiz. Biraz dinlenelim. Üşümedin mi sen? Bir ateş yakıp ısınalım biraz. Buraları biliyorum demiştiniz. Kervansaray'a varacağız demiştiniz. Yanlış hatırlamışım demek ki. Yanlış mı hatırlamışsınız? Ben burada kalmayacağım. Yola devam edelim. Nereye gidiyorsun? Bir daha sakın bana dokunma. Tamam, kızma. İstemeden oldu. Ama şimdi gidemeyiz. Hava kararacak birazdan. Gece yolu bulamam. Nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. Bari yola yakın bir yerde dursaydık. Buradan kimse geçmez ki, yol soralım. Bunca vakit bir hana bile rastlamadık. Biz galiba kaybolduk. Bu kadar uzun sürmemesi gerekirdi. Burada duralım. Dinlenelim biraz. Ya geceyi dışarıda mı geçirmek istiyorsun? Şimdi duramayız. Biraz daha gidelim. Yanlış hatırlıyor olamam. Sen gelseydin ben ölmezdim. Geleceğim abi. Az kaldı. Geleceğim.
kadar güzelsin ki. Hayat garipliklerle dolu. Bir anda dünyalar güzeli bir kız karşıma çıkıyor. Beni Rumen'e götür diyor. Sizden benimle gelmenizi istemedim. Ama gelme de demedin. Belki de gelmemi için istiyordun. Ne abes laflar bunlar böyle? Abes falan değil. Çarşıya geldiğin gün gördüm seni. İhsan Usta'nın dükkanına girerken. Sonra kim olduğunu öğrendim. O gece evinin yakınında bulunmam tesadüf mü sanıyorsun? Ayaklarım beni sana getirdi. Çünkü birbirimizi bulmamız gerekiyordu. Delirmişsin sen. Ben sevdiğimi aramaya gidiyorum. Bunu sana en başından söyledim. Bunları bana söylemen bile büyük edepsizlik. Edepsizlik değil, aşk! Vuruldum sana. Aşktan başka ne bir adamı bir kadını peşinden buralara sürükler. Gidiyorum ben. Artık seninle yolculuk etmek istemiyorum. Ben Bırak. Zengin biriyim. Her Bırak. Şeyim var. Bir aşçı yama için mi beni reddediyorsun? İmdat! Bırak! Yaşayıp yaşamadığı bile belli değil. Fazla naz aşık usandırır Diliruba. Diliruba dinle beni. Bırak. Diliruba. 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 Diliruba.